Bildiğiniz gibi biz Yunus Emre Derneği olarak Ünye için gönüllülük esasına dayalı olarak can siperhane çalışıyoruz. Maddi manevi efor harcıyoruz ve bunun karşılığını hiç kimseden beklemiyoruz. Sadece Allah'tan bekliyoruz. İstiyoruz ki yaptığımız işlerde hemşehrilerimiz bize Allah razı olsun, güzel işler yapıyorlar desin, bizim için bu yeterli. Onun için bu çalışmalarımız esnasında hiçbir kurumdan, hiçbir kuruluştan maddi, manevi, siyasi bir beklentimiz yok. Bunun altını öncelikle çizmek isterim. Bir diğer konu, bildiğiniz gibi Ünye'de Yunus Emre'nin bir heykeli vardı. Belediye Başkanımız Ahmet Arpacıoğlu zamanında onunla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucu şu alana koymuştuk. Orası o zaman çok stratejikti. Niye biliyor musunuz? Ünye'nin çevre yolu çalışmıyordu. Tüm araçlar buradan geçiyordu. Kırmızı ışıkta duran vatandaşlar da orada sağa veya sola baktığı zaman Yunus Emre'yi görüyordu. Bu Ünye için çok önemli bir tanıtım imkanıydı, tanıtım fenomeniydi. Ama çevre yolu yapıldı. Bu yoldan geçen yabancı sayısı azaldı. Daha çok yerli insanlarımız burada geçmeye başladı. Büyükşehir Belediye'miz burada bir çalışma yapınca, bir dolgu alanı olunca dedik ki buraya büyükşehir ne yapmak istiyor? Kararsızlık gördük. İşte çocuk su parkı yapmayı düşünüyorlar. Arayış içerisindeler. Biz de bazı Ünye'deki sivil toplum örgütleriyle görüşmek suretiyle burada ne olabilir? Onlarla görüş alışverişinde bulunduk. Sonuçta dedik ki burası bir Yunus Emre tema parkı olsun. Yani yeşillik, ağaçlık, güzellik. Hani dünyada yeşile çok ihtiyacımız var ya, işte dünyada iklim değişikliği var, küresel değişim var. Bu değişimi bir nebze de olsa durdurabilmek ya da mevsimleri geriye götürebilmek için bizim de bir katkımız olsun düşüncesiyle burası bir Yunus Emre tema parkı olsun dedik ve bu heykeli de bu parkın uygun bir yerine getirelim dedik. Buradaki amacımız da şu: şimdi günümüzde insanlar çok fotoğraf çekiyorlar ve fotoğraf çekme artık bir yaşam biçimi, bir yaşamın parçası haline geldi. Herkesin elinde envai çeşit telefonlar, fotoğraf makineleri, gördükleri her manzarayı paylaşıyorlar. Biz de dedik ki Yunus Emre heykeli öyle bir noktada olsun ki insanlar sabahleyin geldiği zaman güneşin doğuşunu görsün, Ünye'nin tarihi köprüyü görsün, tema parkındaki yeşilliği görsün ve öyle fotoğraf çeksin dedik. Bunun üzerine harita mühendisi ve şehir plancısı arkadaşlarımız çalışma yaptılar. Bu çalışma sonucu da burada en güzel fotoğrafın çekimi için Yunus Emre'nin heykelinin burada olmasına karar verdiler. Biz sosyal bilimci olarak şurada olsun, burada olsun diye düşünebiliriz ama bu arkadaşlarımız haritacılar ve şehir plancısı, hem bunlar fotoğrafçı olduğu için en güzel manzaranın burada çekileceğini düşünerek burayı belirlemişler. Biz de dernek olarak bu çalışmaya saygı duyacağız. Bu güneşin doğuşunda, eski köprünün tam karşısında, bu güzel yeşil ortamda bol bol hatıra fotoğrafı çekmek suretiyle, eşimizle dostumuzla bunları paylaşmak suretiyle birçok insan için burası bir anı şehri olacak. Birçok insan için güzel fotoğraf çekme mücadelesinde burası bir partner olacak. Böyle inanıyoruz ve böyle düşünüyoruz. Bu çalışmalarımızı sizinle paylaşmak istedim. Hatta Musa Bey verirsen, bu çalışmanın ne kadar titiz yaptığımızı, bakın buranın planlarını bile arkadaşlarımız çizdiler, bizlere ulaştırdılar. Yani böyle rastgele bir çalışma yapmadık. Planlı, programlı, sistemli, görselli bir çalışma yaparak bu noktaya geldik. Ve inşallah kısa zamanda bu çalışmamız bitmek suretiyle Ünye'de Yunus Emre Tema Parkı hepimizin hizmetinde olacaktır.